Merhaba sevgili Bodrum Gündem dostları. Vallahi taşın, toprağın, betonun, isin bir dünya şeyin içindeyiz. Karşımızda Selen Cambazoğlu. Bodrum Deniz Müzesi müdürü diyoruz değil mi Selen'cim? Müdürsün. Peki. Selen nasılsın? Başlayalım sohbete. İyiyiz. Güzel bir projenin birinci etabını bitirdin. Evet. Şimdi ikinci etabı çalışmaları var. Evet, doğrudur. Deniz altında su parkımız. Su altında. Muhteşem bir parktı. Evet. Ama o büyüyecek bir proje demiştin ilk röportajlarımızda. Evet. Şimdi onun diğer ayağına geçtik. Hadi dinleyelim senden. Sonra sırayla Şule ile ve üstadlarımıza devam edeceğiz. Doğru. Haziran ayında biz bu Sualtı Parkı'nın birinci etabıyla başlamıştık. Bitez mevkiinde Görecek Adası'nda. Orada seçtiğimiz bazı noktalarda bu Sualtı Parkı çalışmasına başladık. Evet demiştik bu uzun süreli bir proje olacak diye. Şimdi Ekim 15'te hava şartları tabii iyi olursa ikinci etabını açmayı planladığımız projenin ön çalışmalarını burada Bodrum Belediyesi Çırkan Pazar yerinde heykeltıraşlarla birlikte heykelleri bitirerek tamamlamak üzereyiz. Yani son aşamalarına geldik. Birazdan zaten heykeltıraşlarla konuşacaksınız. Burada bu bir çevre projesi dedik biz. Çevre fakat tabii ki de sanatın gücüyle etkileşim kurduğumuz bir çevre projesi. Büyük bir proje ve çok boyutlu bir proje olduğu için uzun soluklu da bir proje olacak her zaman dediğimiz gibi. Her etabımızın bir teması var demiştik. İlk etabımızda oksijeni üzerine şekillendirmiştik her şeyi. İkinci etabımızda ise tirhendiller ve batıklar konusunu seçtik ve her sanatçıyı konusunda uzman kişilerle, tekne ustalarıyla, sualtı arkeologlarıyla eşleştirdik ve onlar da eserlerini bu birikimlerden yola çıkarak ürettiler. Bir yandan şunu da söylemek isterim. İkinci etabımızda biz Doktor Mert Gökalp'le işbirliğinde onun sualtı deniz çayırı koruma çalışmalarıyla birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz ve Fransız Konsolosluğu bizi destekleyen bir takım fonlarla. Şimdi bu işin para kısmı olmadan bunları yapmak çok mümkün değil. Evet. Sen fon kısmını uluslararası bir arenada mı temin ettin? Evet. Fransız Enstitüsü, Fransız Kalkınma Ajansı, Metis Kültür ve Sanat Fonu bizim projemizi fonladı. Tabii bunun dışında proje çok boyutlu ve büyük bir proje olduğu için birçok da sponsorumuzu da destekleyerek biz bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Sağ olsunlar. Bir yandan tabii ki de Bodrum Deniz Müzesi Bodrum Belediyesi'ne bağlı bir müze. Bodrum Belediyesi her zaman arkamızda. Tabii üst çatıda da Muğla Belediyesi. Sayın Ahmet Aras da bu projeyi çok bildiği ve sevdiği için ve bir yandan da turizme olan katkılarını öngörebildiği için büyük ihtimalle bizim projemizi her zaman destekliyor ve desteklemeye devam ediyor. Başka ne sormak istersiniz? Başka bir şeyleri de istersen. Ortağımıza verelim. Tabii evet. Biraz da. Mavi Ege Rotary miydi? Mavi Ege Rotary Kulübü. Evet Şule'cim nasılsın Şule Kükre? Kafayı da tabii arkadan bir elek Şule Kükre. Dinliyoruz Şule Kükre. Ortaklarından biriyiz. Birlikte başladık projeye 2022 yılında. O zamanki temamız iklim değişikliğine gönderme yaptığı için sular yükseliyordu. O bir geçici sergiydi. 90 gün su altında tuttuk o sergiyi. Sonra çıkartıp karada sergiledik. Ondan sonra çok iyi geri dönüşler aldık bu çalışmadan. Bodrum'da kiminle görüştüysek bu serginin bir kalıcı su altı parkı olması konusunda bizi teşvik ettiler, uyardılar. Ve herkes şunu dedi, biz de böyle bir şey yapmayı düşünmüştük. Birilerinin düşündüğünü birileri de hayata geçirmiş. Evet, ne güzel olan gerçekten Bodrum'un yararlı olmuş. Selen genç ve çok enerjik bir arkadaşım. İki kadının böyle bir çalışmaya ayak atmasını, el atmasını da ayrıca gururuma okşadığını yani söylemek isterim. Kadınların gücü birleşmiş ne güzel ama erkekler de yanınızda paydaş. Hani cinsiyette ayırmayalım. Herkes bu işin paydaşı diyelim. Şey onun yararı için. Hani ilk adım atmak da güzel olur. Şöyle Rotary neden içinde evet. Ya da nereden çıktı bu Rotary'nin bu hizmeti derseniz. Çünkü genellikle biz sağlık eğitim gibi hizmetler veriyoruz. Şunu bir bakayım ben. Tamam yanıyorum. Şöyle çevireceğiz. Evet. Yeni dönemde temalı kulüpler kurmaya başladık. Sadece bir konu üzerine yoğunlaşan yeni bir şey kuruyoruz. Evet bu çok yeni bir şey. Bodrum, bir ayağı Bodrum'da olan bir deniz temalı bir kulüp. Mavi Ege Denizli Rotary Kulübü. Ayrıca Rotary'nin bu
uluslararası hedefleri arasında her zaman 6-7 hedef arasında çevre vardır. Şeyde çevre projelerine de çok önem veriliyor. Bu anlamda da çok örtüştü bu projeyle ve bu projeyi Deniz Müzesi ile paylaşmak da ayrıca kültürel bir şey olduğu için çok önemli. Çok güzel aslında. Bodrum değerlerini bir araya geldiği, hepsinin el birliğiyle yol aldığı keyifli ve uzun soluklu bir proje. Evet zor. O yüz ifadesini ben tanıyorum. Hiç de kolay olmadı ifadesi o. Ama, şöyle, ama ortaya çıkan ürün, eser çok güzel. Evet. Çok güzel, bir de beni ayrıca gururlandırıyor. Yani Bodrum'da kalıcı bir ayak izi bırakmak, Bodrum'dan çıkmış bir insan olarak bana başka türlü bir haz veriyor diyeceğim. Mutlu. Bu projede böyle çalışıyoruz. Bakalım ne olacak, nereye gidecek? Hadi bakalım. Evriliyor, büyüyor. Uluslararası ayağı oluştu proje Kastonya ile birlikte. Evet. Çevre mesajımız güçlendi. Sanat ve deniz çok güçlü iki eleman. İşte kapalı salonlarda broşürler dağıtarak, broşürler basarak verilebilecek olan mesajları gençlere kendi hobileri aracılığıyla dalarak, işte düşündürerek, zevk alarak vermek bizim daha çok tabii ve Bodrum'un gerçekten deniz yaşamını da içinde yaşayarak, yaşatarak, tanıtarak oldu. Evet. Çok da anlamlı oldu. Peki sırada kim var efendim? Yanında kimler var? Genco Bey'e verelim. Hadi Genco Bey'i alalım. Genco Bey, sizi alalım. Gayet güzel iş elbiseleriyle. Merhabalar. İyi misiniz efendim? Sağ olun. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum efendim. Evet. Katılanlara başarılar dilerken ben sizi gözlüğünüzden feragat etmenizi rica ediyorum. Derhal. Aynasında kendimi görüyorum. Evet. Ama kendimi Bodrum'la addediyorum. Çünkü 1974'ten beri Bodrum'a gidip geliyorum. Çocukluğum, gençliğim ve derken bütün hayatım burada geçti. 74'te ilk babam soytaşı yaparken, soytaşı mimarıdır kendisi, ben de kendimi Turgut Reis sahillerinde hatırlıyorum. O zamanlar korktuğum deniz yosunları için ileride bir proje yapacağım aklımın ucuna gelmezdi. Ondan sonra gençliğimi sarhoş geçirdiğim Bodrum sokaklarında ayıp dolaşacağımı düşünmezdim. Bodrum gündem. Çok güzel. Evet. Bütün sırlara vakıf oluyoruz artık. Evet, muhteşem. Yani hiç, süpersiniz. Hiç ayık dolaşmamışken birden hem ayık akşam, dolaşıp bir de üstüne proje ürettiniz. Bir de proje mi üretiyorum. Şeyi de söylemem lazım. 90'ların sonunda Bodrum Antik Sur Restorasyonu projesinde çalıştım. Çok değerli arkeologlarla çalıştım. Bodrum sur duvarlarını restore ettik. Mindos kapıyı yaptık. Projenin logosunu ben yapmıştım. O projenin de hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. O sayede arkeolojiye girdim ve arkeolojiden çıkamadım. Şu anda sanat yapıyorum ama yapıtlarımın birçoğu arkeolojiyle ilişkili. Bu heykelin de bir arkaik kuros referanslı. Arkaik kros nedir diyeceksiniz. Gösterelim. Antik efendim, gösterelim. Antik dönemden öncesine arkaik dönem deniyor. Tamam. Ve o dönemde Bodrum'da Mısır etkisi var. Mısırlılar gelip burada iktidar kurmuşlar. Doğru. Ama bu bir Mısır heykeli değil. Ama Mısır heykelinden etkilenilerek yapılmış bir dizi heykel. Bu heykelleri Ege'de üretiyorlar. Yani sırf burada değil, tüm Ege havzasında üretiyorlar. O yüzden ismi arkaik kros ve kros ve kore isimli kadın ve erkek. İki figür var, sürekli bunları tekrar ediyorlar. Kros erkek, kare. Kore kadın. Kore kadın, kros erkek. Evet. Şu an bir kros var. Bu kros. Kore'yi de yapacak, söz verdi yayından önce. Kore yapacaktım. Zeynep Oral'a söz verdiniz. Kore yapacaktım. Proje son anda değişti. Bundan sonra neden olmasın? Bundan sonra Artemis yapıyorum. Bir sonraki bir kadın var sergimde. Dünyanın Artemis ilk kadın. Tanrıçaları. Anadolu'nun ismi. Bunlardan git. Kadın tanrıçalarımızdan geliyor. Burası anaerkil topraklar. Artemis çok deyince değerli. Bizim Artemis aklıma geliyor. Evet, tabii ki Artemisia çok Artemis önemli bir amiral. Amiralimizle. Ta gitmiş. Yenmiş, gelmiş daha. Nerelerde savaşmış Perslerle donanmayı. Tabii. Muhteşem. Peki, idare etmiş. Şimdi yaptığınız... Yunanlar hala o savaşı konuşuyorlar. Şeye gitti, Akropol Müzesi'ne gittim. Belçika Kralı ile beraber gezdik. O da geziyordu yani.
hala Artemisia gelmiş, işte öyle savaşmışız, hala onu anlatıyorlar. Kaç bin sene geçmiş. Bir Bodrum kadın amiralini konuşuyorlar. Evet, kaç bin sene geçmiş. Efendim, eserinizle ilgili bir teknik bilgi istesek, bu kaç tonluk bir cross'tur? Totalde ne olacak? Bu zanne 2.60 boyunda. Şöyle çekeyim, 5-6 ton civarında. Tabii bayağı büyük bir parça. Büyük ben bu de parça. İlk defa bu kadar büyük bir mermer bloğu ile çalışıyorum. 2-3 kişi çalışıyoruz bunun üstünde. Çok yorucu bir iş. Akşamları eve erken dönmem, gezme alışkanlarımın değişmesinden değil, öyle bir şey yok. Fakat bu iş çok yorucu bir iş. Taş yontmak, mermer yontmak çok yorucu. Ama seve seve yapıyoruz. Bodrum'u çok seviyoruz. Denizleri seviyoruz. Ne güzel. Deniz çayırlarını seviyoruz. En çok onları severim. Poseidon çayırlarını sevelim. Çok seviyoruz. Bütün tabiatın varlığının ana unsurlarından biri. Siz de sevin istiyoruz. Daha çok denize dalın. Su altında bu heykellerle tanışın ve daha çok şaşırın istiyoruz. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, etrafta kimler var? Etrafta aslında birileri daha var. Ege var. Ege. Evet. Şu anda Zeynep Oral bir şeyler söylüyor. Ege de onu anlatıyor. Evet. Sevgili Ege, nasılsın? Canlı yayındayız. Ne yapalım, nasıl halledelim bizim röportajı? Söyle bakalım. Az konuşuyorsun. Peki, yardımcı olur muyuz? Süpersin. Güzel. Ege, ne kadar zamandır yapıyorsun bu işi? Bir de senin yurt dışında da bir eserin var su altında. Bazı evlilerin başında bana ölçü 3 hafta oldu. 3 hafta. Ama bir hafta yoktu. Bir şey vardı. Tamam. Okey, duyuyorum biz. Atölyede kodan öldü. Onu kapattı. Ondan geri geldim. Belki bir an gitmek gerekti normalde. Fakat ne yapıyorsun peki? Buradaki eserin ne çıkacak ortaya? Tekne olacak. Tamam. Bakın. Gösterelim. Bak. Hadi bakalım. Ege bize gösterir. Süpersin Ege. Bayağı da büyük olacak. Kaç ton olacak bu eser? Biliyor musun? Ne yani, çıkar? Ben bir şey yaptım. Yani, Gobyan şefhanede tepani. Güven. Evet. Şaşmak ediyor. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ege. Başka bir şey söylemek ister misin? Evet. Tamam, merci. Hoşçakal. Görüşürüz. Evet, Ege'de bu işin paydaşlarının aslında İstanbul Üniversitesi'nden bir hocamız var içeride. Onun da şurada çalışma yaptığı bir kayık var. Onu gösterelim. Hatta hocamız içerideyse onu da öğretim görevlisi arkadaşımız içerideyse onu rica etsek bir seslenebilir misiniz? Okey. Şöyle şimdi Bülent Bey gelecek. Bu tırhandili kayığı. Ben göstereyim bir yandan size. Nasıl bir yapı diye. Eserin sahibi de gelecek. Hem kendini tanıtacak bize, hem de eserini anlatacak. Efendim, sizi böyle gölgeye alıp gözlüğünüzden feragat etmenizi rica edeceğiz. Buyurun. Bu benim mi? Tabii. O sizin. Şu an canlı yayındayız. Buyurun. Ne güzel. Nasıl yaşıyorsun? Harikasınız. Hocam, tanıyalım mı sizi? Merhabalar. Profesör Bülent Çınar ben. Uzun yıllardır heykelle uğraşıyorum. Heykeli çok severim. Ama ilk defa bu proje sayesinde deniz altına bir heykel yapma şansım oldu. Yani bu proje sayesinde heykel yapıp denize atacağım. Balık bilmezse Halik bilecek. Bakalım. Kısmet. Şimdi ben ne yaptım? Ben burada bir tirhandili aslında ele aldım. Bodrum'un aslında tarihsel değerlerine bir gönderme oldu bu. Tirhandil batığı gibi düşünebilirsiniz. Susuzluktan çatlamış bir
tekne. Bu olay susuzluktan çatlamış bir teknenin yapısı mı, dışı mı? Evet, uzaktan biraz daha iyi anlaşılabilir. Bu Cüneyt normalde 5-6 metre yükseklikte. Tepeden bakılacak tabii buna, dalınacak insanlar. Deniz yüzeyinde gözlükle dolaşırken algılanacak şekilde. Evet. Bu batıp böyle yan yatmış olan Tirandir teknesinin aslında taşıdığı şey de çok ironik olarak burada bir kocaman su damlası. O göbek o mu? Evet, burada bir su damlası gidiyor. Yukarıdan algılanacağı şekilde düşündüğüm için yarısı var tabii ki tabii. Bütün bunun. Hı-hı. Biraz yüksek rölyef gibi düşünebilirsiniz. Bizim aslında Türk insanımızın biraz göndermesi var. Halihazırda su yönetimi konusunda çok zayıfız. Susuzluk zaten geleceğimizin ve günümüzün de problemi olduğu halde. Suyu taşıyan teknenin kendisinin susuzluktan batması. Çatlaması. Evet, bu ironi aslında biraz günümüz değerleriyle de çok benzeşiyor. Sonuçta benim ortaya koymaya çalıştığım şey hem tarihsel değerleri olan hem de güncel kıymeti olan sorunları. Çevre sorunu da içine alan güzel bir aynen, çalışma aynen. oldu. Aynen, çevre sorunları var işin içinde. Şimdi gelin size şeyleri hadi göstereyim. Benim, oradaki delikleri söyleyeyim. Evet, uğraştığım şeyler bakın burada bizim Mert Göykalp hocamız var. Doktor Mert Göykalp su altı biyoloğu. Tamam. Ondan aldığım fikirlerle buralara böyle çoklu delikleri açtım. Bir sürü bir noktadan giriyorsunuz içeride çok bir sonra. Çok zordur böyle bir şeyi delmekte bu kadar evet, yani çok sayıda belki 50'den fazla delik var böyle. İyi deldiniz. Amacımız burada tabii bu heykeli. Ben biliyorum sizi söyleyeyim. Suyun altına yerleştirdiğimizde bu heykel böyle kabak gibi suyun altına sonsuza kadar bembeyaz kalsın değil. Su altı faunası ve florasıyla bir bütünleşme arzu ediyorum. Bunun için de tabii işin içine hem hayvanlar hem bitkiler girmeye başladığı zaman ben aslında istediğime kavuşacağım. Hatta bu bütün gördüğünüz çatlak boşluklara bitkiler girmeye başladığında ve ya buralar yosun tutmaya başladığında aslında sizin de bir yıl sonra gideceğiz biz bu kesinlikle. Batığa bir bakacağız değil mi? Kesinlikle. O yukarıdan zaman algılanması çok daha net olacak benim için. Çünkü buralara koyu kontürler çekilmiş olacak. O yosundan bu araları doldurmaya başladığı zaman daha bir kendini göstermeye anlatmaya başlayacak. Anlatmaya çalıştığımız şey işte bir fotoğrafla ya buydu aslında hedefimiz diyeceksin. Evet evet. Bunun ne için seneye belki yazın herkes Görecek Adası'nda, evet Görecek Adası'nda bunların atıldığı yerde yani yerleştirildiği yerde zaten Posidonya çayırlarını korumaya çalışıyoruz. Asıl amaç da bu. Sonuçta oraya günübirlik tekneler çapa attığı zaman su altındaki çok kıymetli Posidonya çayırlarını mahvediyorlar. Biz bunları oraya koyarak aslında orada bir demirlenmeyecek bir alan yaratıyoruz. O park alanı bizim için su altı heykel park alanı artık bundan sonra korumaya alınmış oluyor. Korunmuş olacak. Heykeller yoluyla doğayı iyileştirmek aslında. Sanatla doğayı iyileştirmek aynen, oldu. Aynen böyle bir şey. Peki geçiyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Abi şeyi sormadık. Kaç ton bu? Ben biliyorum siz biz canlı evet. yayında söyleyin. Yani heykelim geldiği zaman tabii biraz büyük gelmiş. Taş 14 ton civarında gelmişti. Ben bunun üzerinden bir 5,5 ton kadar heykel sıfattım. Bu çevrede gördüğünüz bütün atıklar benim yaklaşık 20 günlük çalışmamın sonucu. Heykelin bayağı yükten kurtarmışsınız. Evet. 8-8,5 ton ağırlığında şu anda. Tabii nasıl biraz indirileceğini göreceğiz. O da biraz problem. Hallederler efendim. Peki çok teşekkürler. Hoşçakalın. Aslında çok güzel bir cümleydi. Sanatla doğayı iyileştirmek, valla sanatla doğayı iyileştiriyor bu güzel insanlar. Şimdi sevgili Zeynep Oral, şaşkın tabii, o da burada. Ben biraz sonra bak, güzel bir hatıra fotoğrafı oluyor iki genç hanımın arasında. Bir yatay fotoğraf alayım mı efendim? Ya da siz de geçin, ben hepinizi çekeyim. Bu güzel anı da aynı zamanda canlı yayında göstereyim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şöyle. Şu an efendim ne yapıyorum biliyor musunuz? Kendi kullanacağım fotoğrafı çekiyorum. Şöyle. Umuyorum ki bunların çekimini yaparken aman aman aman. Arkası bir karıştı. Haydi bakalım. Valla bir direniş fotoğrafı da oldu arkada. Böyle kürekler, kürekler falan havada. Muhteşem oldu. Evet sevgili hanımlar. Çektim ben fotoğrafı. Şimdi sevgili Zeynep Oral yayınımı bitir. Yayınımı üstadım bitirsin. Hadi sizin. Şimdi siz de benim gibi ilk kez geldiniz. Benim gibi ilk kez tanık oldunuz bu olaya. Ne hissettirdi bu size? Evet, buna ilk kez tanık ediyorum.
soru ve çok heyecanlandırdı beni. Ama bunun öncesine o su altındaki geçici sergiyi görmüştüm ve hayran olmuştum. Yaratıcılığa, işçiliğe gösterilen o müthiş ilgiye ve bunun nasıl sürekli olması düşünülmezdi, şaşıyordum. Neyse ki düşünenler çıkmış. Hayata geçirmişler, ne güzel olmuş. Evet, hayata geçmiş. Çok iyi bir proje, çok sağlam bir proje. Ve bence Bodrum'un o çok yönlülüğüne çok katkı sağlayacak bir proje. Benim hep bir tezim var, tekrarlamadan duramıyorum. Herkes kendi Bodrum'unu seçer. İşte Bodrum'a gelen kimileri de bu su altı, devamlı su altı sergisini görmek için Bodrum'a gelebilirler. Bir tur programına konulabilecek kadar değerli bir proje oldu. Çok değerli bir proje. Şu anda 3 tane eser. Bir tanesi Ege adlı genç sanatçının, ki kendisi biliyorum İtalya'da eğitim aldı. Evet. Ve büyük başarılara imza attı. Burada da kendi işitme özürlü olduğu için su altında tekne işitme özürlülerin alfabesinde nasılsa onun hücumunu yapıyor ve çok etkileyici. Şöyle değil mi? Avucuyla gösterdiği ve evet. Onu da yapıyor. Ve onun o küçük makette şimdi devasa bir şey olacak. Tekne çıkacak. Çok güzel. İkincisi çok saygı duyuyorum. Çok önemli bir sanatçı. Genç Agilan. Onun yaptığı Ege'li Kanos. Erkek heykeli. 2 metre bir şey. Biz buyurdu. Dişisi olsun dedik ikimiz birden. Evet. Niçin kadın yok? Evet. Belki sen niye de onu yok? Evet. Çok güzel bir iş. Üçüncüsü de yine bir kayığı çatlamış. Onun da sanatçısı. Bülent Hoca, Mimar Sinan Üniversitesi'nde profesör aynı zamanda. Mimar çok da kıymetli. Profesör. Üçü de birbirinden değerli. Şimdilik bu üçünü gördüm. Muhteşem. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili Zeynep Oral. Evet. Kıymetli üstadım Zeynep Oral'dan da kısa bir demeç aldık. Çünkü aynı anda geldik. Aynı anda mekanda eserleri gördük. Yapan ustalarla, sanatçılarla sohbet ettik. Hatta bak sevgili Ege'yi sallamaya devam ediyor. Efendim taş yontuculuğu dünyanın en eski mesleklerinden biri. Ve bununla ilgili herkes taş yontucusu olamazdı. Taş yontmayı bilen üstadlar farklı bölgelere seyahat etme ve gidip mesleklerini yapma özgürlüğüne verilen evrakla sahip olabiliyordu. Taş yontuculuğu demek aynı zamanda sabır demek. Gerçekten sabır demek. Sanatın, zanaatın, sabrın, erdemlerin iç içe olduğu çok kıymetli bir meslek. Çok kıymetli. Efendim üstadlarımız, ustalarımız nasıl bu taşı, ham taşlarını yontmuşlar, bu hale getirmişlerse insanlar da kendi çirkinliklerini yontarak öylesi güzel eserlere çevirebilirler. Evet, güzel bir çalışmaydı. Sizinle paylaşmaktan mutluyum. Bu eserleri görmek, denize inmeden önce görmekten ve size göstermekten dolayı çok mutluyum. Sanatçılarımızın, zanaatkarlarımızın emeklerine sağlık diyoruz ve programımızı sonlandırıyoruz. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Güzel bir çalışmayı sizlerle paylaşmış olmanın verdiği mutlulukla ne diyorum? Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hep hoşça kalın.